Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza başlamadan hemen yine her zamanki gibi postalarımıza bakıyoruz. Ben yine bir tane mesajı sildim, gönderdiği para nedeniyle. O yüzden lütfen gönderirken onlara dikkat edin arkadaşlar. Blotjutge, selamünaleyküm abi, videolarını izliyorum, yolladığım şeyler az oldu ama elimden bu kadar geliyor demiş. Bir tane protein lokması ve 7750 göndermiş arkadaşlar bana. Yani değerli hediye göndermenize gerek yok. Yani sadece mesajınızı yazsanız dahi okurum. Yani hediye göndermeseniz de sıkıntı değil, yani göndermeyin. İhtiyacınız varsa göndermeyin de. Tamam mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum kendisine. Hocaya demiş Leanders. Abim inşallah iyi yerlere gelirse, o sana küfür edenleri Allah görüyor, üzülme sevgilerimle demiş. Bir tane alev taşı göndermiş. Teşekkür ediyorum Leanders'a. Leanders tekrar yazmış. Abim inşallah iyi yerlere gelirsin demiş. Teşekkür ediyorum. Zaten bunda bir şey yok. Özer Bey demiş. Abi geçen gün mesaj reklam olarak değil, SV canlansın diye yapıyorum. Seviliyorsun demiş. Bir tane Büyülü Zırh Beceri kitabı göndermiş. Teşekkür ederim. Yok yani sana bir şey demedim. Yani espri olsun diye söyledim. Sıkıntı değil. Evet. Bunu da kabul edelim. Şimdi silelim şöyle. Yeni mesajlarımız da yeri açılsın. Evet arkadaşlar, videomuzda bugün değişik bir şey yaptım. Ben normalde böyle eskiden Metin 2 videoları fazla izlemezdim ama bu ara şeye sardım. Bu yeni başlayan YouTuber arkadaşlarımızın yayınlarına, canlı yayınlarına gidiyorum. Twitch'te olsun, YouTube'da olsun yeni başlayan arkadaşlara gidiyorum onlara destek olmak için. Bayağı bir gezdim. Kimisi iyi karşılıyor, kimisi kötü karşılıyor. Chat'te ben girdiğim zaman, selam verdiğim zaman, bana dönenler olduğu zaman yayıncı kızabiliyor bazen. Ama bunu sevinen arkadaşlarımız da oluyor. Ben bazı arkadaşlarımıza destek olmak için hala devam edeceğim bu şekilde gezmelere. Bugün size bir yayıncı arkadaşı tanıtacağım. Kural isminde Twitch yayıncısı bir arkadaşımız. Twitch'te gezerken rast geldim. Türkiye'de canlı yayın yapıyor. Gerçekten seviyeli, saygılı bir yayını var. Onunla geçen muhabbetimizi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sizler de kanalına destek verirseniz çok teşekkür ediyorum. Böyle arada sırada yeni yayıncı arkadaşlarımıza destek olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Tamam. Nasılydı abi? İyiyim Allah'a, sen nasılsın? İyi abi, işte biz de Türkiye'ye başladık, oynuyoruz. Ben de videoya girdim bak. Şu anda bir Twitch'te bir arkadaşımızı buldum. Böyle yayıncıları ziyaret ediyorum. Han Kural diye bir Twitch yayıncı arkadaşımız var. Şu anda Twitch'te görüyorsunuz. Twitch'te canlı yayın yapıyor. Han şeye gelebilir misin acaba? CH1 Seis'in yanına. Geleyim abi. Sen de mi yayındasın abi? Neredesin sen de? Ben video çekiyorum. Ha, video mu çekiyorsun? Gel. Aynen. Geliyorum abi. Senin Türkiye'de hesabın var mıydı abi ya? Var. Var mı? Var da dandik. 30 level falan. Eskilerden kalma bir şey o zaman. İlk ya açıldığından kalma. İlk açıldığında canlı yayın yapmıştık, evet. Aynen, hatırlıyorum onu. Bayağı kalabalık, bini geçtiğim bir canlı yayında. Canlı yayın hiç güzel oluyor ya. Zevkli yani. Ya iyi oluyor da sürekli yapamıyorum ben ya. Geldim. Dedi. Hoppa, depocusun. Nasıl abi? Neredeyse depocu mu? Hoppa, depocu Hasan. Aynen, evet, o fake diyenler vardı arkadaşlar. Fake değil. Bir dakika. Yayınına bir hediye göndermek istiyorum ben. Şurada söz, geçen gün söz verdim. Fakat bir türlü bulamamıştım. Neyi abi? Bir dakika, dur. Tamam. Dur. Discord linkini de şey yapalım bir saniye. Şöyle kapat.
Ya açsana depom. Depom aç. Arkadaşlar Discord yapalım. Bir dakika. Yazamadık. Discord bir saniye. Folder sendin değil mi? Efendim? Folder sendin değil mi? Evet abi benim. Benim. O da sana küçük bir hediye olsun. Oo çok sağ olasın abi. Açayım ben bunu ya. Petin yok değil sanırım. Petin yok. Şuraya bir depocu yazalım. Şöyle yapalım. Hadi inşallah güzel bir şey çıkar da. Şöyle bir açalım. Yumurtadan bir çıkaralım bak. Bu şeyden çıkmıştı bana. Abi şu an nasıl? Bir sikil. Bir sikil. Bir buçuk HP başlangıcı var. Defansı 1-4. SP'si de 1-4. Ya tek sikil olması sıkıntı olur. Neyse 44 levelde HP'si güzel artsın da. Aynen HP'si artarsa zaten şey sıkıntı yok. Zaten 55 tane defan bırakırım şimdi şu anlık. 81'e kadar zaten sikil önemli değil. Aynen. Sonrası zaten sikil işi geliyor. Evet. Bakalım ya bir kasalım bunu bugün. Yayında kasarız arkadaşlarla beraber. İyi hayırlı uğurlu olsun. Güle güle okullar. Çok teşekkür ederim abi sağ olasın. O razıları ya, yazalım. Geçen gün yayında söz verdim. Hangi çarımda bulamadım. Şeydeydi bu şey sandıklarından çıkmaydı. Balıklar ağa mı? Babil sandıklarından çıkmaydı. Aynen. Unutmuşum. O yüzden... Güzel oldu yalnız ha. Gift by depoji. Bir hemşerime Sadıp Hazır'dan selam söyler misin abi? Anlar o. Sadıp Hazır'dan selam var abi sana. Sadıp Hazır'dan selam söylüyoruz. Şu şeyci mi? Çiğ köfteci mi? Abi şur bir tanımlar mısın birazcık? Anlatır mısın? Sadıp Hazır'ı yazmışsın da. Biliyorum biliyorum. Sadıp Hazır'ın bir tane çiğ köfteci var. Geçenlerde çiğ köfte almaya gittim. Aa depocu abi hoş geldin. Ne oluyor dedim. Haydi. Bakayım. Bartan. Bartan nerede ya? Bartan gelmişti bizim. Neyse dur bakayım. Başka sorular alabiliriz arkadaşlar. Var mı soru olan? Aynen soru olsa olan varsa. Oyunla ilgili oyun dışı. Oyun dışı demeyeyim de. Nasıl gidiyor abi? Güzel gidiyor mu? Zevkli mi şu an? Ben dur. Diğer çarıma geçeyim. Saniye. Tamam. Adasını pazarında oturuyordum. Selam söyleyeyim dedim. Aynen. Yok kalsamadı aynen. Kanka lolleyim ben gelmek isterdim ama yazmış. Buyur kanka yine girebilirsin. Bir dakika ben şunu başka yerde girişini yaptım. Tamam abi. Hasan abiye sorsana. 82 adet soran var. Büyülü P. Sence sürgünde mi kasmalıyım ne yapmalıyım? Hasan abi. Ya sürgünden başka yerde kısamazsın zaten onu ya. Çok sıkıntı olur yani. Aynen öyle. Ki XP gelmez. Lan yüksek. Yani şimşekleri dizip şimşek savunmalarını dizip geleceksin. Aynen. Ben abi şey diyorum ben. Şimdi ben yeniyim ya burada. Yetenim falan da fazla yok. Şey diyorum ya ben kule çarı yapsam. Daha makul bir fiyata patlıyor yani. Kule daha mantıklı olur mu acaba? Kulede ETP falan güzel kasarsın yani. Hayır ETP kasarım en azından işte yukarı katlara falan çıkamam. Orada katil metni kesemem belki ama en azından belki ithal falan basabilirim diye düşünüyorum. Mantıklı yani, mı sence? Yani şeye git söylesene orada ETP kasıp yan çarlarında 30 yap. Aynen. Core dönüştüreceğim koca gün. Ki bir de şey burada hani şöyle bir şey var, çok pisler burada çok fazla yerli var abi. ETP piyasası her gün oynuyor o yüzden. Yani yeni başlayan biri için cidden zor bir server yani. Aslında yeni başlayanlar için daha kolay bir server olması lazım çünkü sürekli etkinlik yapılıyor da. Etkinlik var ama mesela atıyorum bir etkinlik oluyor ama ondan yararlanamıyorsun. Yani sana bir faydası olmuyor. Geliciler götürdüğü için işi. Aynen birazcık o sıkıntı var sadece. Anladım. Bu da benim 30'a kastığımız çarımız. Bu mu? Nerede? Ha depocu. Depocu reis. Ay pardon. Pardon. Kimi eklediydi? Sen mi gönderdin de arkadaşlık? Ben ekledim abi. Arada bir yer yaparız. Yanlışlıkla hayra bastım. Sıkıntı değil abi.
Sen ne yapıyorsun abi şu an? Truva'da mı oynuyordun? Ya ben Truva'dayım işte, takılıyoruz. Dün akşam şu lanetli şeyi bastım. Çanı bastım. Ben yorum attım onu. Ya o çok fena bu uğraştırdı. Peşinden ama bir kask bastım ama böyle aktı resmen. Haydi. Sen de Berserker'deki kask vardı sanki abi ya, var mıydı? Berserker yoktu. Yok mu Berserker'de? Şeyli vardı. Beceri savunmalı vardı. Ha, diğerinden. Diğerinden bastım, öyle bir artı 3'e düştü. Bunu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sırayla hiç düşmedi. Haydi. Çok iyi ya. İşte mesela bende o kadar şans yok ya. Ben bir şey basıyorum. Ya sadece bir şey basabiliyorum yani. Ya ben net ettim. O çan bizim şaman için çok lazımdı. Siz şamanı otoma falan mı bırakıyorsunuz abi? Şamanımız zaten o kendi sahibi var. Oynuyor. Arkadaşım oynuyor zaten. Direkt şaman oynayan var yani. Tabii canım. O şaman mesela ben depocudan daha güçlüdür VS'de. Haydi. Bir de şey. Depocu kesemez onu. Ve çoğu çar, çoğu çar kesemez o çarı. Allah Allah. Şaman mantıklı ama şöyle bir şey var abi artık. Yani çok fazla artık her şey ne bileyim. Büyü savunması falan geliyor ya ek olarak. Ya büyü savunması yani şey olarak yani itemler de sağlamdır. Mesela artı 8 canavarlı zırhı var. Kasları falan hep 9'dur. Yani tüm itemler onun benden fazla item vardır onun. Bayağı emek verilmiş o zaman şöyle abi. Zor yani şaman iteni bulmak. Tabi canım. Yok biz item satın almayız. Biz itemlerimizi kendimiz yaptık. Yani %90'ını kendim yapmışımdır. Ne aldım geçen gün bir tane sahne. Kendi yapıyorsun değil mi? Evet, kendimiz yapıyoruz yani. O daha büyük bir sıkıntı ya. Kendin yapmak uğraşmak. Ya ama daha zevkli, daha değerli oluyor. Şimdi item sattıkları zaman satmıyoruz. Aynen. Öyle daha mantıklı. Şu an ben de bütün itemlerimi kendim bastım ya. Artı kuzuların hepsini. Yani en güzeli kendi emeğin olduğu için daha güzel oluyor. Aynen öyle abi. Ama şey işte ya mesela sizin bir grubunuz var böyle Metin 2'de hani beraber takıldığınız bir grup var ya. Benim mesela Twitch'e başlama amacım da biraz oydu. Ne bileyim güzel bir ortam elde edeyim. Beraber oynayayım. O kafadaydım ben de. Ya bizim de işte ben yayınlara başladıktan sonra bizim ekip dağıldı. Niye ya? Ekip şu anda olunca, eski ekip bayağı bir dağıldı. Ya şey oldu, ünlü olunca işte sen kimdin ya falan mı oldu? Yok ya, öyle bir şey yapmam ben. De bilmiyorum bazen şey vardır. Dost acı söyler diye bir tabir vardır ya. Aynen abim. O da sıkıntı ya, dedim diyor. Ya ben kişi neyse onun yüzüne karşı söylerim. Ondan da küstüler. Ondan sonra ben biraz ara verdim oyuna. Bir iki hafta. Ondan sonra lonca dağıldı. Şu an loncanız var mı abi? Var da bir iki kişiyiz ya, fazla değiliz. İyi abi ya, güzel yine ya. Lonca, ben de bir lonca açtım şu anda. Kaç kişi var benim loncamda? Bakayım. 7 kişi var benim loncada da. Anlıyorum. Ya o zaman zamanlı olur ya. Türkiye'de de... Hayır zaman abi. Acelemiz yok. Şey de yani söyler misin? Türkiye'de de bayağı yayıncı da var zaten herhalde bildiğim kadarıyla. Var abi, çok var ya. 4-5 tane var galiba. Bir tanesi benim arkadaşım. Aynen. O da yayın açıyor. Şey yapıyor. Çekiliş falan yaptı bugün. O bayağı izlendi bugün. Ben açtım şimdi yayını. Kimse gelmemiş. Şey yazdım ben de, alttan yazıyorum ya böyle Twitch linkine. Şey yazdım, yayın var gelin, çekili çok yazdım. Şey yap ya, YouTube'a yani bu şeylerin kaydından YouTube'a at yani. Klip alıp mı? Bastım şeylerden yani, falan. Yani video şey, hani sen OBS kullanıyorsun herhalde. Evet şu an OBS kullanıyorum. OBS'de yayını vardır, yayının altında kaydet tuşu var. Yani oradan kayıt evet, da yapabilirsin. Evet. Ha biliyorum öyle abi kayıt yapmayı da. Şey geliyor böyle ne bileyim zor geliyor YouTube, bir de değişik bir camia ya. Yani daha rahat en azından şey yapabilirsin yani yayında yaptığın için yayınlarından kesitleri oraya atabilirsin. Aynen o da mantıklı olabilir ya. Yani fazla edit render içine girmeden fazla böyle şey yapmadım. Yani. Aynen öyle. YouTube daha çok izleyici getirir sana. Yani abi birazcık öyle. Sarhoş hayırdır, niye affedeyim ben seni? Geçen gün beni inandıramadım galiba sana.
Oynuyor aynen. Ben abi Afiyet yazıyor. Yok ya olur insanlar. Tabii ben de yaparım. Mesela çok yine şeyli insanlar var. Yani böyle isim kullanan, takma isim kullanan çok var. Aynen çok fazla var. Sahte hesaplar açıp da. Aynen. Ya şey ben seviyorum mesela böyle ufak yanlış anlama ufak yayıncılar dedim yani izleyici düşük yayıncılara gidip izlemeyi seviyorum. Onlara destek olmayı seviyorum. YouTube çok teşekkürler abi. Olsun. Zaten belli ya bizim kitle belli yani. Ben gidiyorum şimdi ya kimisi yanlış anlıyor. Birçok kişiyi izlemiyorum yani gidiyorum adam bak yayınımı trollemeye gelmiş diyor bir şey diyor yani ben o amaçla gitmiyorum abi. Ama yine de yanlış anlaşılıyor. Abi biraz da şey böyle yani ne kadar iyi niyetli olsan da o anlamayınca anlamıyor yani. Yani YouTube'da falan birkaç kişinin yayınına gittim. Aynen. Tersten diyor. Orada millet chatte bana dönünce şey lütfen başkaları hakkında konuşmayalım falan dediler. Ben de gitmiyorum o kişilere mi daha. Hatta şu geçen Kuma'nın yayını da sanki birazcık böyle seni dinlememişler gibi oldu. Nasıl? Böyle geçen bir Koma'nın yayını vardı ya, Koma ile beraber. Evet. Ben fazla konuşmadım. Zaten beni ilgilendiren bir konu değildi o konu. Benim yani o da var. Bir de böyle şey böyle. Herkes gelmiş Koma'ya hesap soruyor falan böyle. İşte niye böyle oldu? İşte niye yasak? Herkes sorguluyor falan böyle. Benim çünkü hiç bir şeyim yoktu bugüne kadar. Söylesene. PvP server tanıtımı. Efendim? Sponsorluk falan benim sponsor olayım. Hiç benim yok. Hiç öyle bir şeyim yoktu. Yani o yayın beni hiç ilgilendirmediği halde ben gittim merak ettiğim soruları sordum. Aynen. Senin izleyicilerden sorular falan vardır belki. Ya Koma'yı bir daha her zaman yakalanmıyor biliyorsun. Canlı yayında yakalanmışım. Yani. Yakalanmış her şeyi soralım oraya böyle. Yani. Aynen. Ama şöyle ya biraz da mesela şey sende donate linki falan tarzı bir şey yok galiba değil mi? Var YouTube'da. Var da şey yapmıyorum ya uğraşmıyorum. Ya, kim atacak bize donate? Ya mesela şimdi o donate linkini almak herhangi bir sıkıntı mı yani? Yok hayır. Sonuçta o aldığın sitede. Ama o aldığımız sitelerde mi mesela yani yok, ne bileyim yani falan satan site. Onu sordular özellikle öyle bir sıkıntı yok. Hatta onu Jogu sordu. Ya dedi aa, ben... diyor. Hani bir bağış geldiği zaman şeyin linki çıkıyor dedi. Sitenin linki çıkıyor dedi. Sıkıntı olur mu dedi. Şu anda öyle bir şey yok dedi. Ha, ama belki ileride o ayarlanabilir. Ya çünkü mesela ben de bir site şey yaptım öyle yazdım. Yok onlarda bir sıkıntı yok. Bana şey dediler işte şey yapabiliriz. İşte linki falan paylaşabiliriz. Oluşturabiliriz dediler. Ben de dedim ki bir sorayım ben bir araştırayım. Hı. Çünkü böyle bir sıkıntı var gündemde. Yok öyle bir şey yok. Onlardan o zaman iyi abi ya. Ay, ufak çaplı böyle bir şey yapalım. O zaman da öyle yapmış olurum. Ya ben mesela bağış linki koyduğum sitenin yan sattığını bilmiyordum ha. Böyle o yüzden İyi forumdan misin? Banlandım ben. Sıkıntı yani. Ya. Koskoca Türkiye'nin en büyük oyun paylaşım sitelerinden bir tanesi. Aynen. Adam yank satıyor ya. Yok böyle bir şey. Hem app satıyor hem yank satıyor. Ya şimdi app satıyorsan mesela şimdi yank satma ya da yank satıyorsan app satma yani. Ya işin garip tarafı ne biliyor musun? Bu adamlar kimseden mesela yank alışımız yoktur diye not düşmüştür oraya. İnceledim. Bu adamlar nereden geliyor bu yank? Değil mi abi? O da var bir de yani. Hani o da büyük bir şey. Aynen. Demek çok şey ya. Demek ki kendileri sistem kurdular, kendileri yapıyorlar. O tarz bir şey de olabilir. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Mesela şu yank satışı yapıyorlar ya, yank alımı yapıyorlar ya da. Mesela ben bakıyorum böyle takip ediyorum. İşte adam mesela oyun içi yazıyor böyle botlarla beraber. Diyor ki işte bir bono 5 liraya alıyorum, 8 liraya satıyorum yazıyor ve gidip buna satan var ya. Gidip buna yank satan var yani. Vardır illaki var. Var yani bir nasıl oluyor ben onu anlamıyorum. Hadi şu peti kas da bakayım merak ettim kaç çıkacak. Bir kasayım ya yayındayken tehlike çocuk. İki dakika bir kasalım yani bakalım. Pet mamalarını aldık birazcık. Şimdi 5 lirada bir artarsa iyi ya. Kanka yine anlaşılıyor ama biraz sıkıntılı yazmışlar. Anlaşılıyor yazmışlar ama. Allah bilmiyorum artık. Anlaşılıyorsa yine sıkıntı değil ya. Bir şey yapalım.
Evet arkadaşlar, sorularınız var mı? Hasan abin yankı yapıyor, sende sıkıntı yok. Bende zaten olmaz da. Benim yankı yapmamın sebebi yayına verdiği sesin birinin masa üstünden gelmesi, birisinin Discord'dan gelmesi. Aynen öyle abi. Ondan kaynaklanıyor. Geçmiş ses özelliklerinde var mı acaba ya? Masa üstü sesini arttırsak mı? Nasıl olsun şey acaba? Var, burada bilgisayardaki ses ayarları var ya. Evet abi. Oradan ses kontrolünde şey var. Discord'un şeyini sesini kıssan ama sana ses gitmez bu seferde. Bana gelmez bu seferde aynen. Sistem seslerini kapat. Aşağıya indir. Şöyle yapsam masa üstü sesini. Ekran ve çıkış versem. Şu an bir deneyelim. Ses deneme. Masa üstü sesini sadece şeye ver. Tamam, o olur. Şu an böyle verdim ama dur bakalım. Arkadaşlar bir yazı... Aleykümselam Ahmet. Bilir misiniz? Zaten kapat oğlum işte masa üstü. Şöyle bir sıkıntı var. Bu sefer ben duyamayacağım. Masa üstü sesini alıyorum. Discord'daki o ses var ya. O ses zaten masa üstü sesi. Yani bize bir insan olan sesi. Aynı mı? Dur ayarlayacağım onu ya. Bir saniye. Neyse ben de çıkarım. Fazla uğraşma. Şu peti kas. Tamam abi o zaman. Peti kasayım hemen. Az konuşayım biraz. Gelecek kasalım şu peti. Bir nokta beş bakalım. Bir artı altı fen artarsa güzel olur ya. Birazcık hayal ama. Ya belli de olmaz. Evet, sayısı bir boş. Adam şey yazmış ya. Velet yazmış. Ya, niye bu arka kelimeleri kullanıyorlar? Ben anlamıyorum arkadaşım. Aynen. 1.5. Geliyor mu acaba? Geliyor mu? Kaç level oldu? Şu an 4, 5 olacak da. Ben... Artmadı 5'te. O kötü işte. De... 5'te git. Düzensiz artacak ya da bakayım. Düzensiz artar. Aynen. 5 arttı. Güzel. Bir 12'de sallayayım. Belki 12'de değişir. Neyse. Aynen abi. Onu saldırırız. Ezan okunuyor. Ben çıkıyorum. Tamam abi. İyi yayınlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Çok sağ ol abi. İyi günler.